Sağduyunun ve vicdanın sesi. Yeni Asya Gazetesi. Tüm bayilerde. Hayırlı haftalar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda hafta sonu Ankara'da gerçekleştirilen neşriyat toplantısını konuşalım isterseniz. Önemli maddeler gündeme gelmişti. Buyurun. Şimdi bunu takipçilerimizle birlikte Perşembe günkü yayınımızda paylaşmıştık bu toplantının yapılacağını. Cumartesi günü yaptık toplantıyı ve çok da güzel geçti. Çok yoğun bir katılım oldu. Türkiye'nin her tarafından temsilcilerimiz artı neşriyat gönüllülerimiz iştirak ettiler. Bu her şeyden önce yaşadığımız ortamda, bulunduğumuz ortamda her taraftan saldırılara, hücumlara maruz kaldığımız, ilaveten ekonomik şartların son derece olumsuz hale geldiği, döviz kurunun işte 6,5'lara çıktığı doların bir ortamda ve bunun bizim bütün maliyetlerimizi ve yayın çalışmalarımızı olumsuz etkilediği bir ortamda davasına, neşriyatına, gazetesine sahip çıkma iradesinin bir kez daha ortaya konulduğu bir toplantı oldu her şeyden önce. Ve yani sonuç olarak, özet olarak şahs-ı manevinin yine dimdik ayakta olduğunu ve davasına sahip bir şekilde yoluna devam ettiğini göstermiş oldu. Bu son derece önemli. Yani biz yarım asırlık bir yayın kuruluşu olarak bu yarım asır içerisinde geride kalan çok büyük zorlukları, çok büyük engellemeleri aşarak yine bu şahs-ı manevi ruhuyla, tesanüt, dayanışma, sebat ve metanet manalarıyla üstattan aldığımız derslerin icabı olarak bugünlere gelebildik. Ayaktayız ve inşallah bu karşı karşıya olduğumuz yeni zorlukları da aynı şahs-ı manevi dayanışmasıyla bertaraf ederek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Şimdi bu toplantıda gazetemiz, işte kitap neşriyatımız, dergilerimiz ve diğer yayınlarımızla ilgili detaylı görüşmeler yaptık. Evvela karşı karşıya olduğumuz tabloyu bir defa paylaştık. Biliyorsunuz gazetemiz 7 Ağustos'ta 1,5 liradan 2 liraya çıkmıştı. O malum şartlar sebebiyle. Aradan bir ay geçmeden 6 Eylül'de tekrar bir artış daha yapmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü ilk zammı yaptığımız dönemde 5 lirayı yeni aşmıştı dolar. Ve bu çarkın dönmesi lazım. Ve bizim başka bir gelirimiz yok. Satış gelirlerimiz var. Bu zaten hiçbir zaman karşılamadı bizim masraflarımızı. İlan gelirleri bu ortamda son derece düşmüş vaziyette. Orada da çeşitli gayri ahlaki bir takım engellemeler söz konusu. Bunlara muhatabız. Ve netice itibariyle satış gelirlerinden başka ve çok cüz'i ilan gelirlerinden başka bir kaynağı olmayan bir müessese olarak kendi yağımızla kavrularak bugünlere geldik ama şartlar iyice zorlaştığı için bunu her zaman olduğu gibi okuyucularımızla, temsilcilerimizle, cemaatimizle paylaşarak yolumuza devam etmek durumundaydık. Ve bu tabloyu paylaştık. Bu bilgileri paylaştık. Onlar da zaten işin farkındalar. Yani hep birlikte bu zorlukları yaşıyoruz ve gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdi burada bir kısım vilayetlerimiz zaten hazırlıklı gelmişler. Daha evvel de defaatle olduğu gibi. Mesela İzmit bunlardan birisi. İşte Trabzon keza. Şimdi diyorlar ki biz müessesemize yardımcı olmak için, bu finans sıkıntılarını aşmasına katkıda bulunmak için bir kez daha peşin alımlar yapacağız. Yani yüklü miktarda kitap neşriyatı alacağız. Bunları büromuza koyacağız, temsilcilerimize koyacağız. Zaman içerisinde işte eriteceğiz ama parasını peşin ödeyeceğiz. Bu bizim için önemli. Yani buraya sıcak para giriş, nakit girişi, yani çarkı döndürebilmek için. Bu önemli bir karar oldu ve yapabilecek her tarafın imkanları ölçüsünde aynı uygulamaya gitmesi noktasında bir tavsiye kararı çıktı. Bunun yanında gene imkan olan her yerde satış noktaları oluşturmak. 70'li yılları ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta Kütahya'da Servet Bilgin, hala temsilciliğimizi devam ettiren, aynı zamanda denetim kurulu üyemiz. 1976 yılında ikimiz öğrenciydik daha o zaman, lise öğrencisiydik. Büro açtık. Yani rahmetli İbrahim İsen vardı hizmetin emektarlarından. Yeni Asya'ya sadakatle sahip çıkan. Onun desteğiyle, biz öğrenciyiz, paramız falan yok ama o yardımcı oldu sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Ve
bir inşanın 3. katında ilk büromuzu açtık. O gün bugündür sağ olsun Servet Bilgin devam ettiriyor. Yani o da bir istikrar örneği ve gerçekten davasına sahip çıkan bir insan modeli olarak, bir dava adamı olarak takdirle yad edilmesi gereken isimlerimizden birisi, isimsiz kahramanlarından biri, kahramanlarımızdan biri. Şimdi 70'li yıllarda her tarafta böyle bir heyecan vardı. Yani neşriyatımız yayıldıkça, kitap neşriyatımız yayıldıkça bürolar açılıyordu her tarafta ve bunlar yayınlarımızın kitlelere ulaşması açısından önemli hizmetler ifade ediyorlardı. İşte sonraki yıllarda bir takım başka sebepler girdi araya filan. O heyecan bir miktar söndü, büro heyecanı. Şimdi benzer bir heyecanın tekrar esmeye başladığını, bir rüzgarın esmeye başladığını görüyoruz. Ve birçok yerde şimdi çarşı dershanesi olarak nitelenen satış noktalarımızın açılması noktasında gayretler var. Çünkü hakikaten bugünün dünyasında yayınlarımızı böyle ulaşılamayan yerlerde insanlara ulaştırmak mümkün değil. Mümkün mertebe cadde üzeri, herkesin gelip geçtiği, görebileceği yerlerde, küçük de olsa bir mekanımız olsa bizim, orada vitrinimizde yayınlarımızı tanıtsak, teşhir etsek ve özellikle son dönemde mesela kitap fuarları vesilesiyle standımıza gelen insanlardan sizin bir irtibat yeriniz yok mu? Yani oraya gelip zaman zaman işte neşriyat yayın ihtiyacımızı, külliyat ihtiyacımızı karşılasak filan gibi talepler oluyor. Bunlar da aslında satış noktaları oluşturma düşüncesini kuvvetlendirdi olmayan yerler için. Bu kitap fuarları demişken geçen yıl birkaç yıldır devam ediyordu. Geçen yıl sayı bir hayli yükseldi ve Türkiye'nin birçok yerinde, zannediyorum 17 yerde kitap fuarlarına iştirak ettik. Bunlar da çok önemli bir açılım sağladı bizim açımızdan. Ulaşamadığımız insanlara ulaşma imkanı bulduk. Ayrıca bu zamanda Risale-i Nur'un işte neşri ilanat yoluyla olur diyor üstad. Bu ilanatı en güzel şekilde o fuarlarda yaptık. Yani standa, fuar alanına girdiğiniz zaman üstadın büyük boy portresi hemen göze çarpıyor filan. Yeni Asya burada ve Risale-i Nur'un medyadaki dili vasfıyla orada Risale-i Nur hizmetini temsil eden ve Risale-i Nur'u açıktan göğsünü gere gere tanıtan, satışını yapan bir müessese olarak, ki şu ortamda tek kaldık, yani onu da ifade etmiş olalım. Diğer Risale basan yayın evlerinin epeyce bir kısmı çok böyle sönük ve altlarda gizleyerek yapıyorlar bunu maalesef. Ama biz gene farkımızı ortaya koyduk ve Risale-i Nur'un o son dönemdeki son gelişmeler sebebiyle üzerinde meydana getirmek istenen yasak kitap algısını da bu şekilde kırmış olduk. Çünkü fuarlarda arkadaşlarımızın bize intikal ettirdiği çok sayıda örnek var. Ya bu kitaplar yasak değil mi falan diye soranlar oluyor maalesef. Hatta gene çok üzücü şeyler duyduk. İşte uygun olmayan yerlere bırakılıyor. Aman evimde yakalanırsa başıma iş gelir falan gibisinden. Biz bunu kırmış olduk tekrar. Yeni Asya bu süreçte yarım asır boyunca yapmış olduğu tarihi hizmetlere bir yenisi daha ilave etmiş oldu. Bunun yanı sıra işte gazetemize daha fazla sahip çıkmak, imkanı olanların bir tane daha, iki tane daha ne kadar gücü el veriyorsa, imkanı el veriyorsa gazete almak, bunu eşine dostuna hediye etmesi, gazete abonelikleri hediye etmesi gibi konular görüşüldü. Medrese-i Yusufiye hizmetlerimiz var, devam ediyor. Bunlara yeni bir takım projeler ilave ederek bunların takviye edilmesi noktasında görüşmeler yapıldı ve kabul gördü. Ve mobil satıcılar, bu da çok önemli. Orada daha evvel var olan ama fark etmediğimiz bir potansiyeli de görmüş olduk. Yani bu bir kabiliyet meselesi. Yani insanlarla bu manada diyalog kurabilmek, herkes pazarlamacı olamaz. Yayınlarımızı muhatabın işte anladığı dille, ona cazip gelecek bir takdimle, sunumla takdim edebilecek, tanıtabilecek insanlarımızın, kabiliyetlerimizin olduğunu gördük. Ve bunları bir araya gelerek, getirerek, Türkiye'nin her tarafında buna benzer başka alanlarda çalışıyorlar ama bu kabiliyetlerini neşriyatımız için de devreye sokma konusunda yeni bir alan açıldı. Bunu da inşallah en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Çünkü bizim elimizde bir mücevher var, bir hazine var ama bunu insanlara ulaştırabilme, tanıtabilme noktasında eksiklerimiz var. İşte bu da kadro eksikliğinden, imkan eksikliğinden kaynaklanan bir durum. Bunu da en kısa zamanda telafi etmemiz lazım.
durdurmaz. Yani tanıtmanız lazım, ulaştırmanız lazım. Reklam tanıtım en önemli şeylerden birisi. Öyle çok masraflı reklamlar yapma imkanımız da yok bizim. Yani televizyon reklamları vesaire. Ve en etkili reklam birebir. Kişilerle birebir diyalog kurarak. Risale-i Nur böyle yayılmış zaten. Yani fert fert. Velhasıl bunların ve daha birçok başlık üzerinde yaptığımız müzakereler neticesinde son derece verimli kararlar alındı. Ve dediğim gibi cemaatimizin, okurlarımızın gazetemize, neşriyatımıza kararlılıkla, dirayetle sahip çıkma iradesi bir kez daha ortaya konuldu. Bir şey daha söylendi. Bu şevki, bu heyecanı, bu motivasyonu ve bu organizasyonu hanımlarımıza da taşıyarak onları da bu kampanyaya ortak etmek ve bu seferberliği, çünkü seferberliğe ihtiyaç var hakikaten. Yani bu şartlarda bizim hizmetlerimizi ayakta tutabilmemiz, bu bayrağı dalgalandırmaya devam edebilmemiz ve daha ileri hedeflere taşıyabilmemiz için tam bir seferberlik ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Bunu bu cemaatimiz tarafından yürekten benimsendiğini gördük. Hanımlarımızın da bu işe iştirak etmesini aktif şekilde istiyoruz, bekliyoruz, arzu ediyoruz. Bununla ilgili gereken neyse onun yapılması lazım. Ve şunu da ifade ettik. Bütün krizler, bütün sorunlar, bütün problemler ne kadar büyük görünürse görünsün, aşmanın en kestirme ve sağlam yolu hizmete daha fazla sahip çıkmak. Problemleri değil, hizmeti konuşmak, hizmet projelerini konuşmak. Buna odaklandığımız zaman problemler de problem olmaktan çıkacaktır. Ve problem olan şeyler de çok daha kolay, çok daha kısa zamanda çözülecektir. Onun için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, bugün de bundan sonra da sürekli hizmete odaklanmak, imana, ihlasa kuvvet vermek, İhlas Risalesi'nin üstadın dediği gibi. Bu çerçevede, bu kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hizmetlerimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Cemaat olarak, bir hizmet ekoli olarak sırtımız yere gelmez. Son bir şey, yine geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü müjdeli bir haber aldık. Nur hakkında 3 Dal Papatya kitabından açılan bir dava var. İkinci bir davaydı bu. Diyor ya işte bu kitapla terör örgütü propagandası yapılıyor gibi saçma sapan bir dava. Ve bu davada mahkeme oy birliğiyle beraat kararı verdi. Şimdi kararın metni elimize geçtikten sonra inşallah onu daha detaylı konuşuruz. Ama bu vesileyle bu kararın çıkmasının büyük bir rahatlama meydana getirdiğini ifade etmiş olalım. Bunu toplantıda da paylaştık. Ve orada da zaten var olan, orada müşahede ettiğimiz şevk ve heyecan dalgasına ayrıca bir kuvvet verdi. Yani bu şey. Çünkü bunun üzerinden çok işletenle işletmeye çalışanlar var. Bunu da bir fitne malzemesi olarak kullanmaya çalışanlar var. Hatta son dönemdeki bize yönelik o provokatif saldırılarda bunun da kullanılmaya yeltenildiğini gördük. Böylece mahkemenin kararı bütün bunları boşa çıkarmış oldu. Ve bizim hep bu süreçler boyunca ifadeye de geldiğimiz, biz her şeyi hukuk içerisinde görüyoruz, takip ediyoruz ve bütün problemlerin bu anlamdaki yine hukuk içerisinde çözümünün bulunacağına inanıyoruz. Hukuka her zaman güvendik, güvenmeye devam ettik ve hiçbir zaman da mahcup olmadık Allah'ın izniyle. Bu karar da bu güvenimizin yeni bir örneği olarak tescil edildi, kayda geçmiş oldu. Bu kararın da hayırlı olmasını diliyoruz ve inşallah bu kararın şöyle bir önemi de var. Daha evvel biliyorsunuz Nur tahliye edilmişti 20 Şubat'ta ve ev hapsi şartıyla da olsa tahliyesi bir rahatlama meydana getirmişti. Ama maalesef Mayıs'taki duruşmada sanki o tahliye kararı verilmemiş gibi 7,5 yıl gibi bir hapis cezasını hükmetti mahkeme. Ve gerekçelerinden, en önemli gerekçelerinden birisi bu kitaptı. Bu kitap için açılan davaydı. İşte güya Nur içerideyken, ya çıkar çıkmaz bu kitabı çıkar, yayınlamış, hazırlanmış filan gibisinden. Halbuki Nur içerideyken çıktı oraya. Ekim ayında çıktı. O zaman Nur daha içerideydi. Böylece o gerekçe de çürümüş oldu. Temennimiz, şimdi biz bu birinci davada çıkan o haksız olduğuna, yanlış olduğuna inandığımız kararı istinafa götürdük, itiraz ettik. Yani bu kararın bozulması talebiyle. İnşallah istinaf mahkemesi bu karardaki yanlışları görüp bu kararı bozacaktır ve beraat
gibi bir karar verecektir. Temennimiz bu. Bu temennimizi dile getirerek son kararın hayırlı olmasını tekrar diliyoruz.